İYÜWEB TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi 2016-2017 tanıtım filmi yayınlandı. Tanıtım filminde İstanbul Üniversitesi'nin barındırdığı fakülteler yer aldı. İstanbul Üniversitesi'nin tarihinin ve becerilerinin tanıtıldığı film izleyicilerin ilgisini çekti. Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Ak yaptı. Bu yıl 17. yüzyılın seçilmiş olmasını da ben çok manidar görüyorum. Çünkü 17. yüzyıl gerek siyasi ve askeri, gerekse ilim ve fikir hareketleri bakımından hiç de gerileme olarak takdim etmeyeceğimiz yeni nitelikler, yeni karakterler taşıyan özel bir yüzyıldır. Daha sonra mikrofonu Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın devraldı. Oldukça anlamlı bir organizasyon. Bilim insanı değilim. Dolayısıyla işin bu yönüyle ilgili konuşma yapma şansım yok. Ben sadece bir dinleyiciyim. Katkısı olan... Konuşmaya İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mürteza Bedir ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri de katıldı. Ajans İstanbul İletişim'in Şanlıurfa Karacadağ Anadolu Lisesi için başlattığı Ayraçlar Kitaplarını Bekliyor kampanyası mutlu sonla bitti. Toplanılan kitaplar öğrencilere ulaştı. Kampanya, kütüphanesi olmayan lisenin öğretmenlerinden Fehmi Cingöz'ün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kitap ihtiyaçlarının olduğunu belirtmesi üzerine başladı. Toplanan kitaplar için Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Ali Yücel, Mevlana ve Yunus Emre'den özlü sözlerin bulunduğu 4 farklı özel tasarım ayraç yapıldı. Ernot Özel Bibliografya Programı semineri İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Seminer, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezilci'nin konuşmasıyla başladı. Seminer, Research Software firmasından Hakan Uyar'ın Ernot uygulamasını tanıtmasıyla devam etti. Seminer, Ernot veri tabanı ile ilgili teknik bilgilerin katılımcılara uygulamalı olarak aktarılmasının ardından sona erdi. Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Bilişim Eleştirebilirliği toplantısı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kılıçlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi ve Engelsiz Bilgi Merkezi'nden yetkili kişiler davet edildi. Tartışma bölümü ardından İstanbul Üniversitesi En Uygar Merkez Müdürü Profesör Doktor Resa Aydın toplantıda alınan kararları özetleyerek toplantıyı noktaladı. İYÜWEB TV haber bültenini izlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.